Sen tanıyayım. Adım Serhat Sezgin. Serhat. Hı hı. Evet Serhat'cığım, oy kullandın mı abi? Evet. Abi nasıl kullandın abi? Daha yaşın kaç senin ya? 22. İşte hiç göstermedim. Hani 16 babadan gelme. İrsi mi böyle gençlik? Evet. Abi Mısır'da yiyin. Vallahi ne bak, yeni dershaneden çıktım, kütüphaneye doğru gideceğim ders çalışmak için. Dershane için kütüphane. Hı hı. 22 yaş. Evet. Yüksek okul okudun mu abi? Üniversiteye hazırlanıyorum. Niye abi geç kaldın öyle? Hep 18 yaşında millet üniversiteye gidiyor. Endüstri meslek çıkışlıyım, kirimi tane. Ondan. Oradan meslek yok. Bölüm neyi oradan? Endüstriye bakım onlar, elektrik, elektronik. Evet. Mısır nasıl abi? Gayet güzel. Her gün yer misin? Yok. Arada sırada. Arada sırada. Şimdi o da şeyden yani kahvaltı gibi yapıyorsun değil mi? Okul dersleri şimdi sen evet. Kütüphaneye gidince arada evet. Bir atıştırmalık. Evet. Evet, seçimde oy kullandım diyorsun. Kullandım. İlk defa mı kullandın? Yok. Bu ikinci. Evet. Nasıldı? Adaletsiz bir seçimdi. Rukiye ismim. Aa Rukiye, ne kadar güzel isim. Evet. Teşekkür ederim. Rukiye Durmuşoğlu. Evet. Rukiye Durmuşoğlu. Evet, iş, okul, ev? Ev. Ev hanımıyım. Evet. Başka? Evet, anne miyiz? Evet. Hamile. Hamileyim. İlk mi yani, daha önce çocuğumuz var mı? Yok. Yani vardı, öldü 2 aylıktı. Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu ikinci inşallah. Evet. Siz ev hanımısınız, eşiniz çalışıyor. Eşimi çalışıyor. Güzel bir laf ettin. Nasıl çalışıyorsun abi? Köle gibi. Bir çalışıyorsun. Sonuçta gülebiliyoruz değil mi? Aynen. Peki doğru. Yazın tatile gidebiliyor muyuz? Gidiyorum evet. Manavgat, Antalya'ya gidiyoruz. Ailemgil orada. Sen Adanalı değil misin? Adanalıyım. Annemgil orada mı? Oradalar. Sen onların yanına gidiyorsun. Aynen. Denize evet. Falan gidiyorum. Evet. Tatile. Yani hem tatil hem iş değil değil mi? Yok. Ben çalışmıyorum. Eşim çalışıyor. Senelik izni olduktan sonra oraya gidiyoruz işte. Oraya gidiyoruz. Aynen tamam. Tatil. O da güzel. Aynen. Peki seçimi nasıl geçirdik? Seçim çok süper, güzel. Yani, süper. Allah razı olsun. Yani. Erdoğan'dan çok mutluyum. Çok mutluyum. Yani. Çok iyi bir insan. Ne mutlu ki. Memnunum. Bir vatan evladına sahip yani. Aynen. Helal olsun. Evet. Ne iş yapıyorsun işte? Ben tekstilde çalışıyorum. Ne dikiyoruz? İplik üretiyoruz biz tekstilde. İplikçisin. Evet. İplik fabrikasından mı evet. Çalışıyorsun? Hangi, nerede o? Bizim burada organize mi? Organize sanayide, Adana Mescidat'ta. Evet. Büyük bir fabrika yani. Evet, o da güzel valla ya. Evet. Pamuk iplik değil mi? Ecef evet. Falan değil. Evet evet, pamuk, penye. O da güzel. Erdoğan Başkan beni izliyorsa çok memnunum ondan. Allah ondan razı olsun. Ne ister? Şimdi ki ne? Reis karşında seni izliyor. Televizyonu bir açtı, sen çıktın. Aynen. Şöyle reise ne söyleyeceğim? Vallahi onu çok görmek istiyorum. Yani onunla... Geldi. Ya böyle karşılıklı görmek istiyorum. Böyle yüz üste. Çay kahve içeceğim yok. Aynen yani. Çay kahve. Valla ben de içtim. Çok görmek istiyorum gerçekten. O güzel enişte. Yani başkanlığı göstersin bize. Aynen. Seçtik yani. Ya başkanlığını falan her şey yapıyor zaten bizim için ama. Tokilere biraz yardım. Tabii şimdi tokiler aynen. Falan var. Ev yapıyor, kira öder gibi. O da para istiyor. O da para istiyor. Toki de para istiyor. Ama uygun yani. Fiyatlar uygun. Fiyatlar uygun yani. Aynen. Değil mi? Kira öder gibi ev sahibi oluyor. Yani. Ablam yani. Vallahi anneme yardım etmesini isterim çok. Ne istersin annen için? Ev isterim annem için. Evet, ev çok. Istiyorsun. Ne istim? Araba istim o zaman. Evet, seni tanıyorum beyefendi. Hasan Uysal. Hasan Bey, ne iş yapıyoruz abi? Seyhan Belediyesi'nde Park Bahçeli'de hayvanları koruma merkezi. Ciddi mi? Nerede abi o? Hani şimdi Büyükşehir'in var. Büyükşehir ayrı. Sizinki nerede abi? Bu dernek bu. Hayvanları koruma derneği mi var orada? Hayvanları koruma ve doğadaki hayvanları ve çevreyi... Yaban hayatı gibi bir şey mi o? Yaban hayatı mı? İşte sokaktaki kediyi, köpeği... Size telefon mu geliyor? Haklarını... Telefon da geliyor. Siz de geziyorsunuz. Hayvanları da getiriyorlar buraya. Ne gelin geliyor mesela, enteresan ne en geldi? En çok yavru kedi getiriyorlar. Yavru kedi olmuş bakamıyorlar. Size mi getiriyorlar? Getirip oraya bırakıyorlar. O da yani anne sütünden kesilmemişleri getirdikleri için o da tehlikeli biraz. O da ölür. Onda bakma şansımız yok zaten o kadar. Geçen mesela bir yerde hani çocuklar okul tatili için şey almış hani karne hediyesi olarak veliler. İşte tavşan almışlar, kuş almışlar, balık almışlar. Çocuklar bakamıyor. Evde müsait değil. Ne yapmışlar? Getirip parka atmışlar. Ölüm. Hayvanları. Hayvanlar da süt hayvanı. Ölür o hayvanlar. Şimdi hayvanlar ölecek. Aldım bir tanesini, besledik, ağzına mama verdik falan ama hayvan yine öldü. Hatta dedi ki bunu bir barınağa götürelim.
Sana bir arkadaşını ya barınağa götürsen de buna bakamaz da bu yine ölür. Öyle hayır, mi oluyor annesi, abi? Tabii annesinden kesilen, annesinin sütünü emmeyen hayvanın yaşama şansı çok az. Tamam, vahim bir durum. Yani buradan velilere söyleyelim. Yani çocuklara karne hediyesi olarak veya evin durumu müsait değilse, değil mi? Yani bir toprak ortam yoksa mesela betonun üstüne sen ördek yavrusu alıyorsun. Ördek yavrusu suyu görmezse yaşamaz ki. Ölür. Veya bir tavşan alıyorsun, kedi alıyorsun, köpek alıyorsun. Sütten kesilmemiş. Ölür. Velilerin yapması gereken çocuklarına kitap almalılar yani. Kitap alıp hediye etsinler. Kitap okusun çocuklar. Evet. Hayvan sevgisini aşılasınlar ama hayvan sevgisini böyle doğal yaşamdaki hayvan sevgisini eve getiremezler. Evler müsait değil. Apartmanlar bunlara hiç müsait bir yerler değil. O zaman şöyle yapsak. Yani sizin barınağa gelsek çocuklar hayvan sevgisini orada yaşayabilir mi? Yaşayabilirler. Yani? Onu yaşayabilirler ama hayvanı alıp getirmeyecekler buraya. Gelip orada bulunan hayvanlarla hayvan sevgisini yaşayabilirler. Öyle aileler var mı? Var. Mesela işte ben bu köpeği kendime dost edindim. Her hafta geleceğim, iki gün göreceğim. Öyle gelen de var, alıp sahiplenen de var. Götüren de var. Tabii. Bir de öyle var. Öyle. Şimdi var. Sen çalışıyorsun abi, Adana sıcak, yaz geldi. Tatil yapacaksın mı? Abi bizim tatilimiz işte Adana. Adana bir aşk. En büyük aşk. Evet. Peki seçim nasıl geçti abi? Abi seçim bizim umduğumuz gibi geçmedi. Bizim isteğimiz daha farklıydı. Özellikle ben kendi isteğimden bahsedeyim. Ben bu hükümetin gitmesini isteyenlerden biriydim yani. Ya tebrik etmek lazım. Ya sen Adana'dasın. Bak memursun değil mi bir yerde? Çalışıyorsun, görevlisin kamu kuruluşunda. Yani bir olay oldu mu abi? Hayır Adana'da olmadı yani şimdi onu... Gittim inkar... oyunu verirken nasıl verdin? Rahat çok sakin, görevliydim ben. Çok sakin geçtim. Konuklu abi, evet. Yani onda tebrik etmekten başka elden bir şey gelmiyor. Şimdi Mısır'da seçim oluyormuş abi. Sonucu 3 ay sonra açıklıyorlarmış. Böyle seçim olur. Ya biz yarım da, saatte açıkladık abi. Ben anlayamadım bu zaten. Yarım saatte nasıl açıldı? Daha benim sandık açılmamıştı. Sonuç ilan edildi. Bu nasıl bir şey? Ben de onu anlayamadım yani. Yani sen o işten bir şey anladın mı? Şimdi ben sonuçlar gelmeye başladı. Yani 9'da geleceklerden 7'de gelmeye. Hatta 18.45'te açıklandı sonuçlar. Sonra baktım ki ne? Ajans açıklıyormuş. Hani YSK'nın açıklaması lazım. Anadolu ama Ajansı. Sonra dediler ki ne işte... YSK Anadolu Ajansı'na ihale mi etmiş? Ona mı bilgi veriyormuş? Başkasına vermiyor falan. Ya öyle şey olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu abi? YSK %30 sandık açıklıyor. Anadolu Ajansı 80 açıklıyor. %86 dedi saat 7'de. Ama yani, YSK daha 30 açıldı diyor. %33 diyordu. Ya işte ben anla işte. Yani böyle bir yerde yaşıyor işte o kadar. Sen sandıkta başkanlık mı yaptın abi? Ben oda başkan. Oda okul görevlisiydim ben. Geldi mi sorunlar, şikayetler seçmenlerden, görevlilerden? En son biz 137, 37 no'lu sandık kalmıştı bizim, biraz geç açıldı o. İşte memur arkadaşlar, oradaki polis memur, güvenlikçi arkadaşlar bile şikayetçiydi. Kaç defadır sen sandıkta görev yapıyorsun veya izliyorsun, sorumluluk yapıyorsun? Herhalde benim bir... 15-20 olmuştur değil oldu. Mi? Oldu. Abi ben şunu anlayamadım. Şimdi sandıktaki zarflar ve oylar bence özel. Yani bu zarfın içinden çıkan oy açılır, geri zarfa konur, bu tarafa atılır değil mi? Evet. Abi sandığı kurra deviriyorlar masanın üzerine. Orada 10 kişi zarfları topluyor o anda. Açıyor. Zarflara bir şeyler olabilir, işaret olabilir, başka bir şey olabilir. Ondan sonra oylar zarflardan çıkıyor, zarfları bir tarafa atıyor. Oylar bir tarafa aynı banknot gibi diziyorlar. Para sayar gibi oyları böyle olur mu abi ya? Ben bunu anlayamadım ya. Yani. Ben hiçbirini anlayamadım. Ben nasıl... Ama her seçimde olur. Yani seçim kurulu abi ders vermiyor mu? Eğitim vermiyor mu? Kitapçığı yok mu var? Yani bir başkan gördüm. Diyor ki ne bilgi kağıdı olmazsa ben oyu kullandırmam diyor. Ya bilgi kağıdı bilgidir. Adamın orada listede ismi varsa sana da kimliğini ibra ederse oyunu kullanır. Abi geçen seçim mühürsüz oylar kullanıldığında Yüksek Seçim Kurulu demedi mi geçerlidir diye? Önceden geçersiz diye sayıyordu. Sonradan... Bu da ayrı bir muamma. Onu mutlaka düşündüler, tartıştılar. Yani ben şimdi burada onu tartışmam. Yani haklıdır, haksızdır. Ama orada iptal etmiş seçimi, burada etmemiş. O da ayrı bir konu. Onu izleyicilerimiz değerlendirecektir. Sonra ne yaptılar? Kanun çıkardı. Geçerlidir dediler. Bu sefer de ne yaptılar? Şimdi... Aman
mühür eksik olmasın diye bir zarfa 5 tane mühür basmışlar. 2 mühür olsun dediler. Bir zarfa 5 tane mühür adam tekrar basıyor. Aman diyor bir eksiklik olmasın. Bu nasıl bir şey ben anlamadım ki. Yani. Sen anlayabildin mi yani? Ben işin içinden çıkamam. Hiç kimse çıkamıyor bu işin içinden. Evet seni tanıyalım. Ben Battal Bulut. Biraz yüksek abi. Battal Bulut. Evet. İstanbul 27. dönem 27. dönem 2. bölge milletvekili adayıydım. Aday olamadım. 27. dönem dediğim bu dönem abi. He bu dönem evet. Bu dönemde milletvekili adayıydım. Olamadım. Hangi parti abi? AK Parti'den. Bakacağım ha listeye. Sen daha önce bana 2 yıl önce röportaj verdin de. Buradan olmuştum. MHP'den olmuştum o zaman. O zaman buradan olmuştum. He buradan. Sen İstanbul'dan. Şimdi sen, sende bir tik var. Kimse sana dokunamıyor. Değil mi? Yok. Tik mi o abi? Yok hayır. Şimdi sen seçmenlerle nasıl sıkacaksın abi? Sıkıyorum. Seçmenlerle sıkıyorum. Tabii sıkışalım. Yok sıkışmıyorum şimdi. Değil mi? Ya soracağını sor ya. Soracağını sor. Sor. Evet seçimler nasıl geçti abi? Valla seçimler çok güzel geçti yani. Böyle... Yani çalıntı malıntı falan çalma gibi falan bir şeyler olmadı yani çok güzel geçti. Evet. Seçim için şimdi ne kadar para yatırdın abi aday olurken? 6000 YTL yatırdım. Başka da yatırmadım. Diyelim ki seni aday gösterselerdi ne kadar harcamayı düşünüyordun? Kendimden mi? Tabii. 50.000 YTL giderdim. Ayırmıştım. Yani. Ayırmıştım evet daha da fazla ayırmıştım yani olsaydım tabii olacaktı. Evet. Seçilemedim. Daha yaşın genç bir dahaki seçime inşallah. İnşallah. 5 sene sonra. İnşallah. Soracağını sor. Ne soracaksın? Evet, başka ne soracaksın? Ya seçimler güzel geçti yani. Olumlu geçti. Geçen seçim Adana'dan adaydın MHP'den. MHP'den evet. Bu seçim İstanbul'dan adaysın İstanbul, AK evet. Parti'den. İkinci bölgeden AK Parti'den aday olmuştum. Aday olamadım. Evet. Seçilemedim yani. Gelecek çok... seçim hangi partiden aday olursun? Çok ümitliydim. Abi? Duruma bakacağız. Partileri takip ediyorum. Yani her partiden aday olabilir misin? Her partiden aday olabilirim yani. Şeyime gelirse aday olabilirim. İşime gelirse. Yani parti sıkıntın yok. Yok, parti sıkıntım yok. Her partiden zaten bilgi ediniyorum. Tamam abi. Mesela seni seçmiş olsalardı, aday gösterselerdi, seçilseydim. Hı. Ne yapardın abi? Vaatlerin neydi? Ha, seçilseydim. Mesela gençler için ne yapardın? Gençler için iş Ekonomiye önem verdim. Tamam mı? Abi sen milletvekilsin. 600 tane milletvekilinden bir tanesisin. Sen hükümet yüksek değilsin. Teknolojiye önem verdim. Eğitime, yüksek teknolojiye. Ondan sonra tarıma ne geliyorsa aklına yani. Fabrikaları kurardım. Yani fabrikaları satmazdım fabrikaları. Onun revizyonunu yaptırdım fabrikaların. Daha güzel çalışması için. Yani şeker fabrikaları ne fabrika olursa olsun. Teker olsun, ne olursa olsun hepsini abi yaparım. Sen fabrikayı satmam dersen AK Parti'nin de ters düşmen mi? AK ya. Parti o gün sattı, ona gönderme mi yapıyorsun abi? O benim şeyim değil, satarsa satar. Ama sen satmazdın. Ben satmazdım evet. Onun için sen aday göstermedin abi. Belki de onun için göstermemişlerdir. Söyledin mi böyle mülakata girdin mi sen? Mülakatta bu soruları bana hiç sormadılar. Ne mezunusun o kadar sordular. Ben ne de hukuk mezunuyum. Hukuk mezunuyum dedim o kadar. Bana fazla bir şey sorma. Mezun beyin görevin ne abi? Avukatlık yapıyor musun? Şu an yapmıyorum, emekliyim. Nereden? Savcı, hakim? Yok, bir iş yerinden emekliyim. Eğer AK Parti bana tabi iş verirse, bakanlık, tamam müsteşarlık verirse göreve hazırım yani. Buradan her göreve hazırım, evet duyuruyorum buradan, göreve hazırım. Evet. Şeye gelince, bak. Teröre gelince terörü bu hükümet tabii yok etmelidir yani terörü önce içerideki terörü bitirmeli sonra dışarıdaki terörü bitirmelidir. Mesela diyelim ki Suriyeliler var burada. Yavaş yavaş Suriyelilere yol vermelidir hükümet. Çünkü halk rahatsız oluyor. Bunlar köylere kadar indi. Dilenci bilmem ne falan her şey var yani. Arabayı duruyoruz arabada hemen para diye geliyor yani rahatsız oluyoruz. Başka ne soracaksın? Sağlıkla ilgili ne vardı abi? Sağlık şu an güzel yani eskiğine göre güzel. Sağlık yani gittiğimizde doktora muayene olabiliyoruz. Oyunu nerede kullandın abi?
Neyin? Oyunu nerede kullandın oyunu? Oyunu Adana'da kullandım efendim oyunu. İstanbul'dan aday oluyor. İstanbul'dan Adana'da kayıtlı olduğum için Adana'da kullandım. Oradan bana görev verdilerdi. Avukatlara görevlerdi sandık başında. Söyledik. Dediler bir oy git Adana'da kullan. Ben de Adana'da kullandım. AK Parti'ye kullandım yani. Gelecek için hedeflerin ne? Gelecek için mi? Gelecek için hedeflerim ekonomi. Mesela Türkiye'yi 780 milyon kilometre içerisinde süper güç yapmak. Dünyayı Türkiye'den yönetmek, tamam mı? Türkiye'den yönetmek. Fabrika bacaları tüttürmek. Ondan sonra harp gemileri, uluslararası sularda uçak gemileri bulundurmak, tamam mı? Eğitimi daha yüksek seviyede yani yükseltmek. Herkesin yüksek lisans, doktora eğitimini almasını istiyorum. Herkese iş aş. Şu an hükümet yapamıyor mu abi? Şu an hükümet yapıyor, daha o şeye ulaşamadı hükümet. Ulaşamadı. Yavaş yavaş tabii ulaşmak mecburiyetinde. Bazı adayları çıkıyor diyor ki ya ben milletvekili olayım da o yüksek maaşı ben de alayım. Senin öyle bir düşüncen var mı abi? Hayır, hiçbir düşüncem yok. Ben milletvekili olsaydım 10 bin YT alıyorum değil mi? 5 binini ben yiyecektim, 5 binini hayır kurumuna verecektim. Ben öbür dünyaya götürecek değilim parasını. Yeter ki benim halkım aç gezmesin. Benim adım Murat Kıraç. Murat abi, ne iş yapıyorsun abi? Ben şu anda halı sahada çalışıyorum. Halı sahada ne yapıyorsun? Çalışıyorum burada. Görevlisin. Ha, görevliyim. Tamam. Yaz geliyor. Yaz geldi bile. Bir sıcak Adana tatil yapacaksın mı? Denize gideceksin mi? Yaylaya gideceksin mi? Yok baba, nereden yapacak? Ne yaylamız var, ne denizimiz var. Hani para ne de? Ha, parayla gideceksin. Tabii parayla gideceksin. Evet. Tabii, parasız olur mu deniz? Evet. Değil mi? Biz öyle bakacak mı onlara? Evet. Değil mi? Yani. Hani Murat'ım diyeceğim ya Allah'ın denizi parasından ne işin var abi falan. Ya abi deniz suyla bitmiyor ki. Suda sevdellik evdekilerinde yıkanırım. Hiç suyla bitmiyor yani. Denize gittiğin zaman mangalını yakmazsan deniz mi olur yani? Deyip, tamam. Deniz mi olur yani? Tamam. Yani. Şeyi ne yapıyoruz? Şimdi bir seçim geçirdik. Evet. Nasıl da seçim abi? Vallahi seçim hiç iyi değildi. Niye abi? Ne güzel. Vallahi. Nasıl gitti ya? Hani değişmedi, hani taze kanlar geliyordu. Bypass yapacaklardı. Ne oldu? O senin düşüncen. He. Şimdi demokrasi var. %52 demiş ki değişmez. Nerede demokrasi? %52 demiş ki değişmez. Demokrasi nerede ya? Hani nerede? Allah'ını seveceğim, bunun lafını ediyorlar. Ben hiçbir yerde göremiyorum bunu. Kilosu kaça bir yerde varsa alak kiloyla alak. Demokrasi. Hani nerede bunu? Hani söyle. Var mı öyle bir şey? Yok. Demokrasi yok abi. Bu hükümet yani. Mümkün değil abi. Zenciliğe devam. Bak ben kararmaya başladım. Zenci adayı olurum yani. Zenciliğe devam. Zencilik daha devam ediyor yani. Abi. Zenci kardeşlerimizdensin yani sen. Sen zenci kardeşlerinden. Ben emekçi kardeşlerdenim. Zencilerden de derken emekçi kardeşleri bahsettim yani. Giden benim gibi denize gidemeyen, yaylaya çıkamayan, yaylaya çıkıp Gülahmet'i dinleyemeyen. Ben miyim? Leğende, evde leğende yıkalım. Ben onlardanım abi ya. Tamam, teşekkür ederim. Memleketli çocuk. Bize kimse bir şey yıktıramaz. Sayın abim. Hadi görüşürüz. Söyle. Adını söyle bak. Ali Uras. Ali abi, havalar sıcak, tatile gideceğiz mi abi? Yok. Niye abi? Esnafız, çalışıyoruz işte. Bir sürü çeklerimiz var, ödenmeyecek. Piyasa durgun. Nasıl olacak? Para dönmüyor, piyasada para yok. Millet nasıl tatile gidecek? He? Abi şimdi sen memleket nerede desem herhalde Adana değil demeyeceksin. Hayır, Bingöl'lüyüm ama ekmeğimi burada kazanıyorum, buralıyım. Kaç senedir oldu Adana'ya? 30 seneye yakın. Adana. 16 sene burada kamuda görev yaptık. Yüreğir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Evet. Ya. Esnaflık mı güzeldi, o memurluk mu güzeldi? Memurluk güzeldi. Sırtımızı devlete dayamıştık. Evet. Ama şimdi de devletimizden istiyoruz. Ne istiyor abi söyle. He? İster. Artık icraatını yapsın. Millet gitti sandığa oyunu kullandı. Karşılığını bekliyor. Olacak inşallah, olacak. Allah. Olacak mı? İnşallah Allah. İyi, herkes onu olacak bekliyor. İnşallah, hedef 2023. Yani, Cumhurbaşkanımız da ne dedi? Halkımız bize mesaj verdi. Biz de onu bekliyoruz. Mesajı aldım dedi. İnşallah, İnşallah olur. Olacak. Kapının arkasında dursun. İnşallah her şey güzel olur. Olacak. Bekliyoruz.
Dün piyasa... dolar düştü, altın düştü. Bugün yeri çıktı abi. Abi hükümet kurulmayana kadar belli olmaz. Bir hafta daha bekle. İnşallah güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. Başkaları da yapsana. Bir seyyar kürsü programında burada sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dilek ve temennisiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.